Davası da dediğiniz Nilgün Türkler Soy'dan, 1980'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski disk başkanı sendikacı Kemal Türkler'in kızı ve sanatçı Yavuz Bingöl. İkisinin ortak noktaları babalarına silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olması. İki isim ilk kez NTV'de canlı gazete programında yan yana geldi. Ben 12 yaşındaydım, 76 yılı. Böyle bir ortak noktamız olduğunu tabii ben 83 yılında askere giderken Ankara'da babamın evinde babamın vuranların Kemal Türkler'in de katili olduklarını o zaman öğrendim. 30 yıllık en uzun süre gelen davalardan bir tanesi. Ve sürüyor, doğru mu? Sürüyor dava. Şu anda Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda Temmuz 2009'da katil Ünal Osman Ağoğlu 3. kez babamın davasından beraat ettirildi. Ancak kendisi aynı zamanda 7 tane tipli gencin kurşunlanarak öldürülmesinden 7 müebbeti olduğu için cezaevinde yatmakta. Yavuz Bingöl'ün babası saldırıdan yaralı kurtuldu. Saldırganlar yakalanamadı. Yakalansalar belki de Kemal Türkler öldürülmeyecekti. Onun belinde silah varmış. O beline silahı atınca ben onun kenarından vurdum. Koşmaya başladım. Vurulmuşuz bacağımızdan ama kemikte bir şey olmadığı için geçmiş. Nilgün Türkler Soy'dan babasının cinayetiyle ilgili davanın takipçisi olacağını belirtiyor. Gerekirse 30 yıl daha uğraşacağım. Ömrümün el verdiği kadar uğraşacağım. Babamın davasının sonlandırılması, onun ceza alması için elimden gelen her şeyi yapacağım.